Değerli dostlar, güzel insanlar, benim entelektüel takipçilerim. Gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Müjde, yeni bir terör örgütümüz oldu. Sebze meyve lobisi. Ne yazık ki pazarın, marketin, manavın ateşi sönmüyor. Milletimiz sebze meyve almakta zorlanıyor. Devletimiz bu ateşi söndürmek için her yere tanzimcikler açıyor. Marketin, manavın rakibi oluyor. Tarladan, ucuza alıyor, aradaki aracıyı kaldırıyor, millete ucuza satıyor. Buraya kadar her şey normal. Milletimiz kuyruğa gidiyor, bekliyor, bekliyor. Çoğu yerde sınırlama gelmiş, iki kilocuk alıyor, gidiyor. Mükemmel bir hizmet. Allah yapanlardan razı olsun. Şimdi problem şurada. Sorun neden zamanında çözülmüyor? 16 yıllık CHP iktidarı bizi buraya getirdi. Ne yazık ki. Sorun nerede? Sorun en başta. 16 yıl önce tarımda dünyada 7 ülke arasındayken 16 yıl sonra neden tarımda bu kadar geriledik? Biz niye bu hale geldik diye kimse sormuyor. İnsanlar gidip kuyruğa giriyor. Sebzesini meyvesini alıyor. Bir seviniyor. Bir seviniyor. O kadar tatlılar ki. Gidip video çekenleri dövüyorlar. Niye çekiyorsunuz? Hayırdır kardeş? Uygunsuz bir pozisyonda mı yakalandınız? Bundan korkuyoruz. Ne normal bir insan çekiyor. Ne var bunda? Bundan bile rahatsız oluyorlar. O kadar tevazu sahipleri. Ama şunu düşünmüyor. Biz bu hale niye geldik? Ne oldu da batlıcan 18 lira oldu? Ne oldu da domates 10 lira oldu? Ne oldu da tekrardan devletimiz bizi 30 yıl geriye götürdü? O tanzimleri, o tüp kuyruklarını, o gaz kuyruklarını bize hatırlatmak zorunda kaldı. Bunu sormuyor. Neden? Çünkü kafası çalışmıyor. Çalışsa zaten böyle olmayacak. Biz yola teyyare yapacağız diye çıktık. Yolun sonunda tanzim açtık. Bu nasıl oldu lan? Vallahi tuhaf bir durum. Ve işin tuhafı bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Bunu soran var mı? Yok. Şimdi pazarda ürün 6 lira, tanzimde ürün 2 lira veya 3 lira. Aracıyı aradan kaldırdı, gitti direkt tarladan aldı. Buraya kadar her şey normal. Peki tarladan aldığı ürünü çarsız millete veriyor. Devlet bu duruma ne kadar dayanabilir? Şu anda devletimiz zarar ediyor. Sonuçta devletin arabasıyla, devletin mazotuyla gidip o ürünler alınıyor. Peki devletimiz bunu bize nereye kadar verebilir? Delik bu kadarken yolun sonunda na bu kadar oluyor. Peki bu delik neyle kapatılıyor veya kapatılacak? Bunu kimse söylemiyor. Peki bu delik nasıl kapanır? Tanzim'den gider ucuza sebze meyve alır eve geliriz. Doğal gazı, elektriği, suyu kullanır. Güzel bir yemek yaparız. Çoluğumuz çocuğumuz yer, karnımız doyar. Bir ay sonra faturalar gelir. Elektrik %30'dan %40'a, doğalgaz %50'den %60'a, su %60'dan %70'e çıkmış. Bizim feleğimiz şaşmış. Dünyada böyle bir hizmet bir daha görülmemiş. Ne yani? Amerika batmış, İngiltere batmış. Rusya desen kana alıyor. Sen şimdi bu hizmeti beğenmiyorsun öyle mi? Sen de vatan hainisin. Böyle şey olmaz kardeşim. Bak. Ben sana devlet olarak ucuza sebze meyve yediriyorsam bunun bir bedeli olmalı. He. Peki devletimiz bu ucuza sebze meyveyi ne zamana kadar yedirebilir? Birincisi, ucuza alıyor manalı marketi pazarcıyı zarar ettiriyor. Manal market pazar devlete vergi veriyor. Satamayınca devlete vergi veremiyor. Veremeyince devlet oradan da zarar ediyor. Bak. Demek ki devlet bu tanzim işini bu fiyatlarla götüremiyor. Benim kafa çalışıyor ama birilerinin kafa çalışmıyor. Düşündürücü. <laughs>